From 2. sezon 2. bölümde bir taraftan umutlar tükenirken bir taraftan da yeni ümit filizleri yeşerdi. Bizlere belki de ilk kez dizinin nasıl sonlanabileceğine yönelik bazı ipuçları verildi. Görünüşe göre hem Victor hem de ailesi, özellikle annesi, geçmişte yaptıklarıyla kasabadakilerin geleceğinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacak. Geçen bölüm sonlarında gördüğümüz adam gerçekten de Victor'ın babasıymış. Henry temelde zararsız birisi ve ilk kez gördüğü bu kadının yalan söyleyip söylemediğini, beslenme çantasını nereden bulduğunu anlamaya çalıştı. The lunchbox. He gave it to me. Who? Your son, Victor. He gave it to me. Tabitha deniz fenerinden ve çocukların kurtulması gerektiğinden bahsedene kadar onu polise teslim etmeye kararlıydı. İşte o an bunları duyduğu zaman bu kadına güvendi çünkü kendi karısı da ölmeden önce benzer şeylerden bahsetmişti. Bu arada kasabadaki insanların kayıp haberlerine internet üzerinden ulaşılabilmesi Tabitha'nın şu an bu kasabadan gerçekten de çıkmayı başardığını doğruladı. Aksi bir kanıt görene kadar buranın gerçek evren olduğunu, gerçek dünya olduğunu kabullenmek zorundayız. Demek ki o beyazlı çocuk tek yol bu derken seçilmiş kişinin yolculuğunun bu şekilde başlaması gerektiğini biliyordu. Anlaşılan o ki kasabadan çıkış bileti sadece Henry'nin karısının söylediği gibi seçilmiş kişilere özgü. Diğerleri nasıl ölürse ölsün gerçekten ölürken seçilmiş kişi yani Tabitha orada öldüğü zaman gerçek dünyaya uyandı. Ama daha önce seçilmiş pek çok kişinin geride kalanları kurtarmayı başaramadığı bilgisi tüyler ürperticiydi. Tabitha bu durumda kesinlikle doğru bir yönlendirmeye muhtaç. Deneme yanılma yöntemiyle bir şeyler yapma şansı bir daha artık yok. Bu yönlendirmeyi Victor'ın annesinin notları yapacaktır diye düşünüyorum. Ya da bu çizimlerin bizzat kendisi. Kadının çizimleri Tabitha'nın bundan sonra ne yapması gerektiğine yönelik sağlam ipuçları saklıyor. Bunu göreceğiz. Jim ve Kenny göl kenarında yetişen sağlıklı yiyecekler buldu. Ama ormanın değişkenliği ciddi anlamda bir soru işareti. Yani tekrar oraya gittikleri zaman ya da gitmeyi denedikleri zaman artık orayı bulamayabilirler. Ama şu var ki kasabadaki insanların bir şekilde beslenmesi gerekiyor. Yani bu oyun kurucular her kimse ya da bu bölge her neyse diyelim insanların bir anda ölmesini istemiyor. Havanın bozması ya da toprağın zehirli hale gelmesi aslında kasabadakilerin uyarıları dinlememeleri sonucunda gerçekleşti. Geçen sezonda dış dünyayla iletişim kurma çabaları ve Tabitha'nın evin altını kazması. İşte tüm bunlar buranın istemediği şeylerdi. Ama kasaba halkı özellikle de Boyd artık rahat durmayacağına göre ve gelecek bölüm belki de canlı bir canavar yakalayacaklarına göre bu zıtlaşma devam edecek. Artık eskiye dönüş diye bir şey söz konusu olmayacak. Fatıma'ya bakarsak maalesef sağlıklı yiyecekler yerine çürümüş gıdalardan tüketmeye başladı. Zaten hamileliği büyük bir soru işaretiydi çünkü kendisi tıbbi olarak yani biyolojik olarak çocuk sahibi olamayacak durumdaydı. Hamileliği Fatıma'yı tedirgin etmişti, sonra dişleri dökülmeye başladı. Bu dizinin body horror tarzına güzel bir dokunuşuydu. Muhtemelen Fatıma'nın bedeninin kötü anlamda değişmeye başlayacağını, belki de çürüyeceğini göreceğiz. Zaten kendisinin çürük meyve yemeye başlaması, bundan hoşlanması bir yönden onu iyice tedirgin edecek ve bedensel değişim hızlanacak. Bu bölge, burası her neyse insanların mutlu olmasını istemiyor. Onların dirençlerini kırmayı, onları korkutmayı ve huzursuz etmeyi seviyor. Sanki bundan besleniyor gibi. Zavallı Kenny'nin acıları çok derin. Önce babası, sonra da annesi gitti. Restoranda yalnızken müzik kutusundan müzik çalınması onun acılarıyla dalga geçindiğini gösteriyor. Dikkat ederseniz şarkının sözleri şu. Celebrate good times, come on. İyi zamanları kutlayın, haydi. There is a party going on right here. Burada bir parti var, yıllar sürecek bir kutlama. Yani resmen onun acısıyla dalga geçiriyor. Fatıma da muhtemelen daha iyi hissetmek için çürük meyve ya da sebze yiyecek, yedikçe de bedeni çürüyecek. Diğer taraftan Judy de yaşadıkların etkisine girmiş gibi. Judy önceki sezonda Boyd tarafından kurtarılmıştı. Judy daha önce kendisini kaybeden yani buranın etkisi altına giren ve korkunç şeyler yapan Sarah'a benzemeye başladığını fark etti. Bu onun en derin korkusu ve bu gerçekleşecek gibi. Ve final telefonu. Kapanıştan hemen önce Jim'in evindeki telefon çaldı ve Jim Ahize'yi eline aldı. Bu telefon daha önce de çalmıştı, bu bir ilk değil. Ama dikkat ederseniz Jim daha önce de bu telefonun diğer ucundakilerle iletişime geçmişti. Onu sanki uyarmışlardı. Telefonun diğer ucundaki ses sanki bir çocuğa ait gibi ve en ürpertici olanıysa sesin ona baba demesi. Hello. Dad? It's Thomas.
Tabitha önceki bölümde pedere ölmüş çocuklarından bahsetmişti. İşte bu ses o çocuğa ait, Thomas. Bence muhtemelen bu ses gerçek değil ama bu kasaba Boyd'dan sonra Jim'in de direncini kırmak için uğraşacak gibi. Gelecek bölümde neler yaşanacağını merak içerisinde bekliyoruz. Siz de teorilerinizi yorumlarda yazabilirsiniz.